Bu terazi adaleti temsil ediyor. Ayarını bozduğunuz adaleti. İktidar partisi mensuplarına ve onların damatlarına işleyen adaleti temsil ediyor. Bugün Güven Park'ta genel başkanımızın önderliğinde başlattığımız adalet yürüyüşü işte bu bozduğunuz adaleti yeniden tesis etmek için. Bugün menfaatiniz gereği oynadığınız kantar yarın sizin için de lazım olabilir. Genç bir vekil olarak büyük bir istek, azim ve inançla geldiğim Mustafa Kemal Atatürk'ün kurucu olduğu Gazi Meclis'in vekillerinin gözdağıyla susturulmak istendiği, demokrasinin askıya alındığı, hukuksuzluğun tavan yaptığı, adaletin iktidar partisi mensuplarının damatlarına işlediği bir Türkiye'de halkın vekili sevgili Enis abimiz sadece gazeteci olduğu için, muhalif olduğu için ne yazık ki tutuklandı. Şu işe bakın ki IŞİD'li teröristlerin elini kolunu sallayarak gezdiği, FETÖ'nün siyasi kanadının üstünün kapatılmaya çalışıldığı, atamıza hakaret edenlere neredeyse madalya takılacağı bu günlerde Enis ağabeyimiz vatan haini yaftasıyla tutuklanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bu partiden vatan haini çıkarmaya çalışanlar, Enis ağabeyimize bu yaftayı vurmaya kalkarak ceza verenler, önce FETÖ ile etle tırnak gibi olup gel de bu hasret bitsin diyenleri, Pensilvanya'da hoca efendi diyerek ağlak FETÖ'nün elini ayağını öpenleri, FETÖ'culara devletin arazilerini peşkeş çekenleri, Türkçe olimpiyatlarında FETÖ'ye metiyeler dizmek için sıraya girenleri yargılasınlar. Bu ülkede muhaliflere biçtiğiniz ceza ya zindana atmak ya işten atmak. Korkmuyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarken korkmuyordu. Biz de bu ülkeye adaleti getirmek için korkmuyoruz. Ve bugün Enis ağabeyimiz başta olmak üzere bu ülkede demokrasi için, hukuk devleti için, tam bağımsız yargı için, temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınması için, cumhuriyet için uğraşan herkese aslında şu dizeler çok güzel anlatıyor. Öyle yıkma kendini, öyle mahzun, öyle garip. Nerede olursan ol, içeride, dışarıda, derste, sırada. Yürü üstüne üstüne, tükür yüzüne celladın, fırsatçının, fesatçının, hainin. Dayan kitap ile, dayan iş ile, tırnak ile, diş ile, umut ile, sevda ile, düş ile. Biz de sonuna kadar dayanacağız. Adalet için, Türkiye'de adaleti tesis etmek için. Herkesi sevgiyle selamlıyorum.